Eyli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Evimizde bulunan yaşlı anne babalarımızın bize faydaları nelerdir? Tabi insanoğlu bütün meseleleri fayda zarar durumuna göre değerlendirdiğinden sorularımız da ister istemez faydaları ve zararlarına göre gelebiliyor. Halbuki Kesinlikle ifade etmek gerekir ki nasıl ki anne baba bize onlara faydalı olalım diye bakmaz, şefkat etmez, bunları hiç düşünmeden ve hesap etmeden şefkat eder, hizmet ederler. Böyle bir beklenti içerisine girmezler yani. Elbette bizler de onlara bize faydalı olsunlar diye bakmayız ve bakamayız. Bununla beraber Allah'a kimdir? hikmetinin ve rahmetinin gereği olarak evinde ihtiyar anne babası olanlara bir takım ikram ve ihsanlarda bulunur. Bu da dünyada peşin aldığımız bir ücret oluyor. 1- İhtiyar anne babalar evlerin bereket direkleridir. Rızkımıza, sağlığımıza, hayatımıza, aile saadetimize, berekete vesile olurlar. Bu bir. İkincisi, ihtiyar anne babalar özellikle evlerimizin, hanelerimizin rahmet vesilesidirler. Rahmet ve bereket yüklü bulutlar gibidirler. Evlerimize, hanelerimize, yuvalarımıza bereketlerin, rahmetlerin yağmasına vesile olurlar. Allah evlerinde ihtiyar anne babası olanlara rahmetiyle, ihsanıyla, lutfuyla muamele eder. O ihtiyarların hürmetine. Aman unutmayalım. Üçüncüsü, İhtiyar anne ve babalar bela ve musibetlerin gelmesine de engel olurlar. Birer sadaka gibi. Allah onların hatırına üzerimize gelecek, ailemize dokunacak, saadetimizi, huzurumuzu bozacak her türlü bela ve musibeti de yok eder inşallah. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gerçeği şöyle dile getirir. لَوْ لَشُّوْخُ الرُّكَّعُ Beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı la subba aleikumul bela ve sabba. Belalar sel gibi üzerinize dökülecekti. Demek ki başta evlerimizde, hanelerimizde olan ihtiyar anne babalar olmak üzere bütün o mübarek ihtiyar ve ihtiyareler sel gibi belaların önünde birer set gibi o gibidirler koruyucu set gibidirler. Allah onların hatırına bizlere rahmet ediyor. Elbette bizler de o muhterem ihtiyarlara gereken saygıyı, hürmeti, samimiyeti, hizmeti yapmalıyız. Yoksa Allah muhafaza, Allah korusun hem o rahmet ve bereketten mahrum kalırız. Hem bela ve musibetlere giriftar oluruz. Evlerimizde olan başta ihtiyar anne babalarımız olmak üzere bütün ihtiyarları bir nimet bilelim. Sadece anne babalarımızı değil, bütün ihtiyarları, onların kıymetlerini fark edelim. Ve ona göre hareket edelim ki bu nimetlerden mahrum kalmayalım. O ihtiyarların varlığını Allah'ın bize özel bir ikramı ve ihsanı kabul edelim. Ve o ihtiyarların varlığından en yüksek seviyede nasıl istifade edilir onlara kafa yoralım ve onların kalplerini hoşnut, gönüllerini hoşnut ve rızalarını tahsil edelim inşallah